Mekke-i Mükerreme'den herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün farklı bir yerden, farklı bir alanda Kabe-i Muazzama'ya ulaşacağız. Burası Saat Kulesi'nin altında. Meridyen otellerinin olduğu bölgeden gelen servis noktasından Kabe'ye giden yer. Şu an Saat Kulesi'nin altındayız. O büyük oteller zincirinin bodrumundayız. Burası sadece otellere has araçların yer aldığı, sivillere açık, onun dışında ekstra bir araç trafiğinin olmadığı yer. Kudey Parkı'nın olduğu bölgede Meridyen otelleri var. Onların bulunduğu noktadan gelen araçlar buraya geliyor. Hemen bu tünelin sonuna geliyor. Orada yolcularını indiriyor. Buradan da doğruca 3 numaralı erkek lavabolarıyla 4 numaralı bayan lavabolarının arasına ulaşıyorsunuz. Bu bölgede de az da olsa Türk umreci göze çarpıyor. Diğer bölgeler kadar olmasa da bu bölgede de kalan Türk umreciler var. Zaten giyimden, kuşamdan, her şeyle ben Türk'üm diye gözünüze çarpıyor. Burası Saat Kulesi'nin alt kısmı. Ciddi anlamda kolay bir ulaşım şekli. Özbek bir abimiz burayı tavsiye etti garaj olarak. Çok rahat bir şekilde haremine ulaşacağımızı ifade etti. Bugün biz de bu yolu tercih ettik. Hemen çıkış zaten Abdülaziz kapısının olduğu bölge. Sert bir şekilde esiyor. Boğaz şeklinde. Evet, karşımızda Abdülaziz kapısı. Kabe'nin bir numaralı kapısı burası. Hemen onun karşısında yer alan güvenlik kulübesinin arkasında, güvenlik noktasının arkasında merdiven yardımıyla buraya ulaşabiliyorsunuz. Tabii ki burada kalan umreciler için geçerli bu. Ama buralarda merak edip gezmek isteyen olursa nereye çıktıklarını görmeleri açısından farklılık arz ediyor. Evet. Burası 2 numaralı lavaboların olduğu bölüm. Erkek lavaboları. Genelde insanlar burayı pek bilmiyor. Karşıda 3 numaralı lavabo var. Hemen Abdülaziz kapısının karşısında. Orası çok yoğun. O yüzden sizlere bir tüyo daha vereyim. Abdülaziz kapısından bu karşıya geldiğiniz zaman bu aradaki taşıt yolunda sol tarafa baktığınız zaman burada 2 numaralı ve 1 numaralı lavabolar var. Hem bayanlar açısından hem erkekler açısından son derece rahat lavabolardır burası. Eciyet tarafından gelenler bilir. Sağda yer alıyor Eciyet'ten gelirken. 1 ve 2 numaralı lavabolar, bayan ve erkek lavabolar. Burası çok tenha. Bayanlar tarafı bilemiyorum ama erkek tarafı gerçekten çok rahat. Abdest alabileceğiniz, sıra beklemeden ihtiyacınızı görebileceğiniz bir yer. Bu Abdülaziz kapısının hemen karşısında Eciyat'tan gelirken sağ tarafta yer alıyor. Gördüğünüz üzere akşam namazının arkasından yine Mekke-i Mükerreme'deyiz. Kalabalık bu bölge zaten her daim biliyorsunuz en kalabalık nokta, dar bir alan. Umreci yoğunluğu açısından da ciddi anlamda burası yoğun diğer bölgelere göre. Diğer bölgelerde alanlar geniş olduğu için insanlar dağılıyorlar ama burada dar bir alanda sıkışma olduğu için yoğunluk daha fazla göze çarpıyor. Buradan
Evet, görüyorsunuz. Kalabalığı. Bakın 3 numaralı lavabonun önündeki trafiği görün, insan trafiğini. 2 numaralı lavabonun önündeki trafiğe bakın. Ciddi anlamda oradaki farkı hissedersiniz. Erkek ve bayanlar açısından bu lavabolar bu bölgeye gelecekler. Abdest alma açısından rahat bir şekilde abdest alıp tekrar hareme dönecekler, kullanabilir. Bu videoda da onu sizlere hatırlatmış olalım. Bu bölgede kalan kardeşlerimiz için veyahut da herhangi bir şekilde burada bulunan kardeşlerimiz. Evet, şöyle ilerliyoruz. Abdülaziz kapısı her daim söylüyoruz. Metaf'a giriş açısından en rahat kapı. Kontrolün az olduğu bir kapı. Karşı bölgede Gazze garajı tarafından, Mahbesül Cin tarafından gelen kardeşlerimizi görüyoruz. O bölgede kalanlar da bu demir köprünün altını kullanarak bu kapıya gelebilir. O rahat bir şekilde hareme hiçbir engelle karşılaşmadan giriş yapabilirler. Sağa geçebilir misiniz? Müsaade edin. Evet, terlik çıkarma, ayakkabı çıkartmadan dolayı trafik biraz sıkışabiliyor. Gruplara denk geldiğiniz zaman. Bir başka videoda, bir başka mekanda görüşmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum.